Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel murselin. Bahçe tarafına gitmiştim. Bütün gülleri açılmış olarak gördüm. Gülistan canibinden bana Hazreti Muhammed'in kokusu geldi. Ve Şemson'un yüzünü ve Leyl onun saçlarını vasfeder. Bütün Kur'an surelerinden, bu güzel İstanbul'umuzdan, Doğu Türkistan sempozyumumuzdan bana Hazreti Muhammed'in kokusu geldi. Muhterem Doğu Türkistan Ulema Birliği Başkanımız Ataullah Hocamız, kıymetli Hidayet Hocamız ve İslam aleminin farklı coğrafyalarından değişmez mi bu şehrin halkına bu nimeti bari Habibi Ekrem'in yari Eba Eyyub el Ensari Hazretleri diye tarif edilen Halid bin Zeyd Hazretlerinin evi olan Allah Resulüne ev sahipliği yapmış, bugün bizim de ev sahibimiz olan Eba Eyyub el Ensari Hazretlerinin beldesine ni'mel emir olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ımızın mübarek hadisine mazhar olmuş Sultan Fatih'imizin bu güzel beldesine her biriniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayrul kelami ma qalle ve delle. Vakit uzadı. İki hususu ifade ederek sözlerimi nihayete erdirmek istiyorum. Bugün günlerin efendisi olan bayramımız olan Cuma'dayız. Gönlü Allah'ın dini ve davası için atan ve bunun öncülüğünü yapan mübarek bir toplulukla birlikteyiz. Ama gönlümüz yaralı. Birincisi, periyodik hale getirilen bütün alemlere rahmet olarak gönderilen, bütün insanlığa gönderilen وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذ۪يرًا diye tanımlanan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dil uzatmayı bir gün şarkta, bir gün garpta, her geçen gün duymaktayız. Güneşin balçıkla sıvanmayacağını hepimiz biliriz. Zira Yüce Rabbimiz inna kefeynâkel mustehzi'in buyurarak onların bu fuzuli gayretlerinin işe yaramayacağını ve netice itibariyle bir Alman aracının arkasına şu yazıyı yazdırıyor. Diyor ki Instagram'ı olmayan, WhatsApp kullanmayan, Twitter'la bağı olmayan, Facebook'u olmayan ancak 1 milyar 800 milyon tabisi olan, kendisini takip eden büyük bir lider Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak onun yolunda, onun izinde, onun sözünde gitmeyi her birimize nasip ve müyesser eylesin. İkinci olarak şüphesiz ki kıymetli hocalarımız, büyüklerimiz biraz önce ifade ettiler. Kıymetli Abdülkerim Bekkar hocamız çok güzel bir şekilde özetlemiş oldu. Biz de sözlerimizi onun sözlerinin üzerine ilave ediyoruz. وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Eğer biz gerçekten azimle, gayretle, planlı, programlı, düzenli bir şekilde vazifemizi ifa eder, sabırla yolumuza devam eder ve Cenab-ı Hakk'a dayanırsak onların asla sıkıntıları bizi yıldıramayacak. Belki gününü bilemediğimiz büyük bir zafer artık bizi aralayacaktır diye düşünüyorum. Muhterem kardeşlerim, sözlerimi tamamlarken şunu da ifade etmek istiyorum. Elbette ki her birimiz mazlumun yanında yer almak için buradayız.
dedemiz Akif'in dizeleriyle bitiriyorum. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Bir ecdadıma saldırdığımı hatta boğarım. Boğamazsın ki onu yanımdan kovarım. Adam aldırma da geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Her birinizi hürmet ve muhabbette selamlıyorum. Avrupa'dan İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'nın hürmet, muhabbet ve dualarını sizlere ileterek sözlerimi bitiriyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.